Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aspoda. Bugün size bir başlangıç rehberi yapmak istedim. Aranızda yeni başlayanlar olabilir. Sizlere neler yapıp yapmayacağını söyleyeceğim. Kendime bir liste hazırladım, buradan okuyarak ilerleyelim istiyorsanız. Bir, research yapın. Evet. Trade'leri öğrenin. Şimdi size bu research'leri nasıl öğreneceğinizi göstereceğim. Şimdi herhangi bir crafting station yakınına geliyorsunuz. Mesela clothing station. Şurada gördüğünüz research kısmında neleri research edebileceğinizi görürsünüz. Mesela bir chest için şu kadar 9 tane 9 çeşit trade var. Bunları öğrenmeniz lazım. Ama şöyle atıyorum. İlk yaptığınız research 1 saat sürerken ikinci yaptığınız research 9 saate çıkabilir. Üçüncü yaptığınız research 12 saate. Böyle böyle gittikçe artan bir grafik var. Bir sürü çeşit armor var. Bunlar için her biri için trade öğrenmeniz gerekir ki istediğiniz zaman bir atıyorum mesela bir chest yapacağınız zaman, craft edeceğiniz zaman özel bonus setli itemler oluyor. Mesela Hunting Range. Bu Hunting Range yapmak için medium armor için 6 tane trade'i öğrenmeniz lazım. Ve mesela ben Divines'ı öğrenmişim. Bana da Divines gerekli olduğu için Divines'ı basabiliyorum. Ama atıyorum ben Training'li basacağım. Ama Training Research'ını öğrenmediğim için Training'li bir armor craftlayamıyorum. Hunting Strange'i craftlayabilsem dahi. Buraya geliyorsunuz abi. Günde 3 tane. Bunu da arttırabiliyorsunuz şu craft yerinden. Mesela clothing için ayrı. Şunları benim gibi yapın. Şu ikincisi önemli değil o kadar. Şunları şöyle yaptığınız zaman researching sınırınız 3 tane oluyor günde. Günde demeyeyim ya, 3 tane oluyor. Mesela ben chest için invigorating research'ını öğrenmeye çalışıyorum ama 3'te 3 olduğu için şu an yapamıyorum. Şu 6 günü kalmış bunlara başlattığım için. Şunu da 6 günü kalmış. Bir de şu var. 18 gün. 18 gün sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. research'ümü 8. trade'imi öğrenmiş olacağım. Ben her gün gelip bakıyorum bitmiş mi diye bunlara arkadaşlar. Mesela Blacksmithing Station. Geliyorum abi. Research'e geldim. Gene 3'te 3. Bitmemiş. Devam ediyorum. Şuradan aşağı atlıyorum. Woodworking Station'a gidiyorum şimdi arkadaşlar. Woodworking Station'da bu da bitmemiş. Bir de Jeweler var ama o da daha yeni başlattığım için ondaki bakmama gerek yok. Jeweler'i craft edebilmeniz için Somerset sahibi olmanız gerekiyor. Somerset sahibi olmanız gerekiyor. Şurayı açmanız lazım. Şunu yapayım. İkincisi Mount seviyenizi yükseltin. Evet. Her gün bir kere tıklamanız gerekiyor arkadaşlar bunu. Her gün bir kere yükseltebiliyorsunuz. Stable Master'ların yanına geliyorsunuz. Stable Master'lar şöyle map'e bastığınız zaman şu at simgesinin olduğu yerde oluyor. Beef Stable diyorsunuz. Burada ben mesela Speed'i fulllemişim. Stamina full. Carry Capacity. Bunu arttırmaya başladım şimdi ben yeni. Şu artıya basıyorsunuz ve 250 gold istiyor her biri için. Hiç değişmeyen bir fiyat, 250 gold. Basıyorsunuz, 14 oluyor. 20 saat sonra geri gel diyor, bir daha basabilirsin. Bunu yeni başlayanlar yapması gerekiyor çünkü atınızın hızlı sürmeniz çok önemli. Özellikle para kasarken ya da bir yerden bir yere giderken. Normal, ben hiçbir hıza basmadım mesela, şu an şöyle gidiyorum. Shift'e bastığım zaman şöyle. Üstüne hız skill'i var arkadaşlar, onu da göstereyim. Assault, Aliens orada Assault. Şu Retreating Maneuver skill'ini şuraya koydum ben. Bunu açmanız için PvP yapmanız gerekiyor. Bastığım zaman bayağı hızlı hareket edebiliyorum. Üçüncüye gelelim. Sky Shard ve Mage Guild kitaplarını toplayın. Bunun için addon var arkadaşlar. Skyshot, SO addon yazdığınız zaman internette bir sayfa çıkacak karşınıza. Buradan addonları yükleyebileceksiniz. Skyshot addonu vardır arkadaşlar.
Bir de ayrıca Mage Guild kitaplarını toplamak için bir addon var. Ben bunları topladığım için silmişim Mage Guild addonunu. Mesela bakalım benim toplamadığım, mesela Syra Dude'ın çoğunu toplamadım. Size şöyle gösterecek. Sky Shark'ları. Bunları mesela şunu aldığınız zaman bu kayboluyor. Addon'un güzelliği o. Bir de her map'te şu gördüğünüz devlerin içinde hepsinde bir tane Sky Shark var. Yani şu meşale olarak gördüğünüz şeylerin içinde bir tane Sky Shark vardır. Bunu kaçırmayın. Şu de bunlar public dungeon'lar. Bunların içinde de Sky Shark oluyor. Ayrıca map'in herhangi noktalarında şurada burada bir yerlerde Sky Shark'lar oluyor. Siz bu addon'u yüklediğiniz zaman bunların nerede olduğunu zaten göreceksiniz. 4 main quest yapın. Evet, oyuna ilk başladığınızda main quest'i kesinlikle yapın. Bu main quest'i nasıl görebilirim derseniz J'ye bastığım zaman Achievements kısmına gelip burada bir yerde quest olan quest yerine geliyorsunuz, main quest. Gördüğünüz şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane quest var, main quest. Main quest'leri yaptığınız zaman artık daily quest'leri yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela PvP yapacağınız zaman Syra Dune'de mesela. Ben mesela Altmer Domain'im burada bir yerde, şurada tam şu kısmında şeyler var. Daily quest veren yerler var. Bunlardan daily quest'leri alabiliyorsunuz. Mesela şurada bir daily quest, crafting quest, crafting daily görevleri bunlar. Bunları yapabiliyorsunuz. Skill level atlatırken hangi skill line'ını kasmak istiyorsanız ilk olarak o skill line'ın herhangi bir skill'ini kullanmanız gerekiyor. Aynen. Mesela atıyorum ben Nightblade'im. Shadow'da mesela bana surprise attack lazım. Ya da şöyle diyeyim, Mass Hysteria lazım. Ama Mass Hysteria'yı açmak için Shadow'unuzu mesela atıyorum 45 istiyor. Şunu açmak için. Bunu açmak için ilk önce bu skill line'in, Shadow skill line'in ilk skill'i olan surprise atağı açmanız lazım. Bu skill'i aldığınız zaman, bu skill'de yaratık kestiğiniz zaman, kullandığınız zaman bu skill line bu skill line Shadow'u kasar. Yani level'ını atlatır. Mesela Siphoning. Ya da şöyle diyeyim, Two-Handed. Ben mesela Rally açmak istiyorum. Bunun için Uppercut'ı ya da işte Critical Rush. Ama şu Uppercut Critical Rush'tan daha önceden açabildiğiniz için Uppercut'ı açıp bu skill line'ı level'ını atlatabiliyorsunuz. Şunları da gördüğünüzde ultiler, bunları da şöyle alıp buraya koyabiliyorsunuz. Gördüğünüz şekilde alıp ultileri koyabiliyorsunuz. R tuşunda. Bu da böyleydi arkadaşlar. İkincisi, herhangi bir yere gitmek isterseniz mesela yeni bir karakter açtınız ama önceden biliyorsunuz neyin nerede olduğunu. Atıyorum Kraglorn'a gelip level atlamak istiyorsunuz şurada. Şu bölge zaten Spell Scarf bölgesi. Burası güzel level atlama yeri. Mesela Kraglorn'a gelmek istiyorsunuz. G'ye bastığınız zaman Guild. Guild'e gireceksiniz arkadaşlar. Roster'a girip bakacaksınız şu location'da. Kim Kraglorn'da? Kraglorn'da olan varsa ona sağ tıklayıp Travel to Player diyeceksiniz. O şekilde ışınlanabilirsiniz. Bu güzel bir yöntem. Evet. Karakterler arası item veya gold trade alışveriş yaparken bankaya koyduğunuz zaman bu iki karakter arasında da alabilirsiniz itemlarınızı. Mesela yan karaktere 5000 gold atmak istiyorsanız bankaya 5000 gold koyun. Sonra öbür karakterle gelip bankadan alabilirsiniz. Ya da mail yoluyla mail atabilirsiniz. Bunun için send kısmına geliyorsunuz. Bakın inbox send kısmına geliyorsunuz. İsmini yazıyorsunuz. Subject koymaya gerek yok ama koyabilirsiniz, fark etmez. Şuraya gold fiyatını koyuyorsunuz. 50 bin mesela, neyse. Ondan sonra isterseniz itemları da koyabilirsiniz şuraya. Sonra R'ye basıp send yapıyorsunuz. Yolluyorsunuz. Bu kadar. Şunu sıfırlayalım. Ne olur? Evet. Herhangi bir item almak istiyorsanız mesela bu oynayanlar bilir, Action House'da
açık arttırma yolunda item alınabiliyordu. Bunda da direkt satış fiyatını belirli insanlar direkt alıyorsunuz. Bunun için M'ye bastığınız zaman, mesela Kraglorn'dasınız ya da hangi map'teyseniz o şehir, yakın şehre gidin, büyük şehirlere. Orada Guild Vendor'lar oluyor. Mesela şurada Guild Traders denilen yerlere gidin. Bu Guild Traders yerlerine gidelim, önce anlatalım size. Guild Traders'lara gidip orada item alışı yapabilirsiniz. Ama item alışı yapabilirsiniz. İtem satış yapmak için herhangi bir guild'e girmeniz lazım. Mesela ben Pact Veteran Trade denilen Trader guild'ine girdim. Onların NPC'si burada. Bunun yakınına gelip tıklayıp sell kısmına gelip item koyup, mesela şunu koyacağım, fiyatını belirleyip koyabilirsiniz. Dikkat edin, çok koymayın. Mesela 9999 yaparsanız sizden listing fee için şu kadar bir fiyat keser. Ondan sonra guild'e gidecek para şudur. Şu da size gelecek olan paradır. Buna dikkat edin arkadaşlar. Derseniz ki ben Guild Traders'ın yanına, o benim Guild'in sahip olduğu NPC'nin yanına gitmeden nasıl satış yaparım derseniz, mesela atıyorum, neredesiniz diyelim, Bangkok Kore'desiniz. Bangkok Kore'deki en yakın şehre gideceksiniz. Halenstad'a gidelim mesela, atıyorum. Burada banka var mı? Banka burada yok. Evermore'a gidelim, burada vardır. Evermore'daki banka. Mesela Evermore'un yakındasınız. Bu bankaya gelip de satış yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla ben bu NPC'nin yanına gelip de satış yapmak zorunluluğum yok. Sizin guild'e girmediniz diyelim. İtem alışı nasıl yapacağım? Guild Trader'ların yanına gelip buradan istediğiniz item'ı seçip, mesela ne istiyorsun? Weapon. One-handed olsun diyorsun. Dagger olsun diyorsun. Trade'ini belirliyorsun. Mesela ne? Precise olsun. Enchantment boşver. Şurada mor mu renk mi olsun? Sarı renk mi olsun diye belirliyorsunuz. R'ye bastığınız zaman direkt ses listeliyor. Şu price kısmından yüksekten aza ya da azdan çoğa olarak sıralayabiliyorsunuz. Ondan sonra lever range kısıtlaması da yapabilirsiniz. Reset research yapın ilk önce. Mesela 1'den 40 level'a kadar ne istiyorum diyelim. Crafting'den bir blacksmith'e bir material istiyor olabilirsiniz. Buradan R'ye tıklayarak çıkartması lazım ama işte evet çıkardı. Biraz yavaş çalışıyorum şu muhabbet niyesi. Mesela 40'tan 60'a şu arka altındaki şeyleri görürseniz 40'tan 60'a olarak görürsün. Mesela bu da 40'a 26-34 level arası bir ingot. Bunun da 26-34 level arası armor, weapon neyse onları craftlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Reset diyelim. Evet, bunlar bu kadardı. Aynen, özellikle trader guild'ler var. Bunlara girersiniz arkadaşlar. Direkt item, koyduğunuz item'lar daha hızlı olarak satılır. Bunlara dikkat edin. Mesela bazı guild'ler var, PvP guild'i. Bunların özelliği, bu adamlar PvP yapıyor. Cyrodiil'e girdiğiniz zaman direkt partiye girip o insanlarla takılabilirsiniz. Trader guild'lerde de çok insan oluyor. Direkt koyduğunuz item herhangi biri kapıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Mesela bu oyunun level sınırlaması ilk başta 50. Ondan sonra CP point denilen bir muhabbet ortaya çıkıyor. Siz bir karaktere 50 yaptınız. 50 yaptıktan sonra CP champion point denilen bir şey ortaya çıkıyor. Champion point'ini artırmaya başlıyorsunuz artık 50 level'dan sonra. Champion point'lerde şunları, bunlar pasif olarak düşünün, pasif skill'ler. Bunları artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tenacity mesela, Munkov. Bunların hepsini artırabiliyorsunuz. 810'a kadar gidiyor maksimum. Şu anlık 810 CP max sınır noktası. Ama 1000'e falan kadar çıkabilirsiniz, o önemli değil. Ama maksimum 810'dur. Mesela yan karakter açtığınız karaktere 50 yaptınız. Diyorsunuz ki şimdi ben bir daha mı CP kasacağım? Hayır. Maksimum CP yaptığınız herhangi bir karakterde mesela karakteriniz var, atıyorum 600 CP. Diğer yan tarafta açtığınız karakter 50 yaptıktan sonra
O karakteriniz direkt önceki karakterin CP'sine çıkıyor. Mesela ne demiştim? Atıyorum 500 CP ise 500 CP oluyor 50'den sonra direkt yeni karakteriniz. Yani birden kasmanıza gerek olmuyor yani. Aynen. Şimdi yeni şey söyleyeceğim. İtemlerinizi repair yapın abi. Herhangi bir NPC'ye gelip repair yapabilirsiniz. Benim Kragon'daki repair'cim hemen göstereyim. Şurada bir tane var, abi var. Abazalar. Enchanter aslında bu adam. Ama Enchanter'la da repair yapabilirsiniz. Şurada görüyorsunuz repair all. R'ye basıyorsunuz, accept diyorsunuz. Repair yapabiliyorsunuz. Siz repair yaptığınız halde şu sol alt tarafta şu potion olduğu şu yazısının olduğu yerin sol tarafında hala kırmızı kafalık ya da bir kılıç gözüküyorsa onun için yapmanız gereken item'ın üzerine gelip sağ tıklayıp charge deyip sağ gemi kullanıp charge etmeniz olsun. O şey. Bunun için bunlara charge var mı? Şeylere charge yokmuş. Armor'lara charge değil, sadece weapon'lara charge geliyor. Okey. Bunu yapmayı unutmayın arkadaşlar. Başka ne diyeceğim? Mesela bir bende şu an poison var mı üstümde, ona bakayım. Varmış. Mesela silahınızın şu iki tane gördüğünüz kutucuğun içine poison'ları koyuyorsunuz. Poison'ı koyduğunuz zaman silah enchantment'ı gördüğünüz şekilde kapatıyorsunuz. Ama koymayayım diyorsanız unequip diyorsa unequip derseniz enchantment'ınızı açıyorsunuz. Buna dikkat edin. Mesela ben şunu charge yaptım ama bakın buna charge etmemiş. O zaman buna da ayrıca charge işlemini uyguluyorum. Bunu unutmayın arkadaşlar. Charge önemli. Aynen mor ve sarı. Şimdi ben aynı diyorum. Bunun sebebi not yaptım. Not defteri açıyorum bir yandan. Oradan bakıyorum. Onun yüzden. Mor ve sarı itemlerinizi hiçbir şekilde destroy etmeyin ya da NPC'lere satmayın arkadaşlar. Bunları atın şeye. Bankanıza dursun. Bunlar çünkü siz anlamasanız bile önemli itemler olabilir. Bunları bilen birilerine sorup öğrenin. Bu item'i atayım mı atmayayım mı dursun mu? Mesela weapon'lar falan düşük level'sanız daha yeni başlayacağınız için o seviyede verilen size mor item'lara atabilirsiniz. Ancak bazı item'lar var ki şu materials kısmında burada olabiliyor. Bunlar mesela mastic. Bu artı basma item'ı superior'dan epic'e geçiriyor. Mesela maviden mora geçiriyor. Mesela bu item'ı atmayın. Şu item var. Style material item var. Bunları da atmayın. Çünkü craft yaparken bunlardan istiyor. Yeni maddemize bakalım. Aynen yiyecek ve drinkler. Bu ilk başlarda önemli değil gibi görülebilir ama aslında önemlidir arkadaşlar. Çünkü size buff verir bunlar. Şu nereden görüyorduk? Consumables aynen burada. Mesela şu ben bunu içiyorum drink olarak. Bu bana stamina recovery, maksimum stamina artırıyor ve canımı artırıyor. Hat üstüne 2 saatlik. 2 saatlik bana böyle bir buff veriyor bu item. Bu çok önemli. Bunları kullanın arkadaşlar. Satın alabilirsiniz. Söylediğim yerlerden, guild vendorlardan. Bunları satın alabilirsiniz. Bunun üzerine mesela craft ettiğiniz item. Mesela birisi bunu craft etmiş. Created by mesela adamın ismi yazıyor. Hani böyle bir güzellik de var. Mesela şu weapon'ları ben craft ettim kendime. Created by Aspodeus diyor. Böyle bir güzellik de var. Yani bazı setler craft edilebilir. Bazıları ise düşünmeniz gerekiyor. Özellikle şu bütün herkes için geçerli olacak şekilde şu kafalıkla omuzluk arkadaşlar dungeonlardan düşünmeniz gerekiyor. Şu geri kalan itemları ne yapıyorsanız yapın. Ancak şu iki tanesini dungeonlardan düşürmeniz zorunlu. Veteran dungeonlardan bu en sonki boss'undan kafalık %100 düşerken
Shoulder'ı sadece alabileceğiniz yer şöyle göstereyim. Ben hep oraya gidiyorum. Grotwood'da Elden Root'a gideceksiniz arkadaşlar. Bu Elden Root'ta şurada Undaunt'un Enclave denilen bir yer var. Burada iki tane adam var. Bu iki adam size günlük dungeon veriyor, görevi veriyor. Bunları yaptığınız takdirde arkadaşlar. Bir bakayım benim üzerimde var mı? Şöyle oldan bakabilirsem. Undaunted Key veriyor arkadaşlar. Bu Undaunted Key'lerde orada 3 tane yan yana duran chest'ler oluyor. O chest'leri açıp içinden şans artık ne kadar şanslıysanız istediğiniz set düşüyor. Shoulder olarak. Ama şöyle bir şey de var. Siz mesela medium'sünüz ama light düşüyor. O zaman yapacak bir şey yok. Bir daha anahtar kasıp bir daha düşürmeye çalışacaksınız. Mesela şans, o da şans. Light düşebilir, medium ya da heavy düşebilir. Üçünden biri düşecek ya da farklı bir set düşebilir. Yani bu biraz şans işi, shoulder için. Ama kafalık ya light düşüyor ya heavy düşüyor ya medium düşüyor. Başka şey yok. Bir de bunun diğer bir faktörü var. O da trait'in istediğiniz gibi olmaz. Mesela ben daha çok PvP yaptığım için impenetrable yaptım. Trait'ini. Ama siz atıyorum device istiyorsunuz. Onun için yapmanız gereken arkadaşlar item'ın trait'ini değiştirme denilen bir muhabbet geldi Clockwork site DLC ile. Herhangi bir şimdi guild başkanınızı genelde onlarla oluyor. Visit Primary Residence dediğiniz anda onların şeyinde evlerinde Transmute Station denilen şeyler var. Transmute Station'ı kullanabilmeniz için arkadaşlar Transmute Kristal lazım. Bu da günlük dungeon yaparsanız onlar size transmit kristal. Günlük PvP yaparsanız o da size transmit kristal veriyor arkadaşlar. Bir item için 50 tane gerekiyor. Mesela ben maksimum sınırı 100'dür. Mesela ben 2 tane item'ın trade'ini istediğim şekilde değiştirebilirim. Ancak bence istediğim trade'i değiştirmem için benim o trade'i öğrenmem lazım. Yani research etmem lazım. Benim başıma gelmişti mesela ben Divine Strait istiyordum ama Divine Strait'li öğrenemediğim için bayağı bir gün beklemek durumunda kaldım ki o trade'i öğreneyim ve ondan sonra benim üzerimde olan item'ın trade'ini değiştireyim. Arkadaşlar buna dikkat edin. Aynen, non-combat pet'ler saldırmaz. U'ya bastığınız anda collections sekmesi açılır. Bu da non-combat pet'ler var. Bunlar saldırmaz. Mesela şu at çıkabilirim. Bana yalnız öyle dolaşır yani sizinle gelebilirdi. Aynen. ESO Premium alırsanız bütün DLC'leri kullanmaya hak kazanırsınız arkadaşlar. Ancak mesela 2 aylık aldınız ESO Premium'u ya da 3 aylık aldınız. 3 aylık aldığınız zaman 3 ay boyunca o DLC'lere ulaşabiliyorsunuz. 3 ay sonunda o DLC'ler size kapanıyor. Ha ben böyle şeylerle uğraşmayayım diyorsanız direkt satın alın o DLC'leri. Premium'la da uğraşmayın. Ama Premium alırsanız bayağı güzel. %10, %20 fazladan ekstra kazanabiliyorsunuz. Ve benim en sevdiğim Crafting Bank denilen bir şey getiriyor. Şurada Craft Bank. Bu açılıyor. Bütün crafting item'ları burada şey oluyor. Buralara geliyor. Ve şu Inventory Space'inizden yemiyor. O çok önemli. Mesela woodworking ile ilgili bütün crafting şeyleri buraya sıralanıyor. Mesela jewelry için hepsi buraya sıralanıyor. Blacksmithing için hepsi buraya sıralanıyor. Ve sizin inventory space'inizden yemiyor. Ben de şu an açık olmadığı için mesela şu crafting şeyleri mesela garnetler, hemingler bunlar hepsi benim inventory space'imi dolduruyor. O yüzden daha az item taşıyabilme kötülüğüne sahip oluyorum arkadaşlar. Şimdi bir diğer gün söyleyeceğim şey. 25 tane madde sıralamışım size. Bu 25'in son maddesi arkadaşlar. Şu an aklıma gelenler bunlar. Veyshirayna ışınlanırken gördüğünüz şekilde Veyshirayna map'te şöyle gözüküyor. Şöyle bir uzaklaşayım da map'te görün sizde. Veyshirayna şunlardır arkadaşlar. Bunların yanına geldiğiniz zaman bunlar açılır. Discovery olur. Bunlar yanınıza geldiğiniz zaman E'ye bastığınız zaman istediğiniz mesela Avildon'a şuraya mesela bedava ışınlanabiliyorsunuz. Ama siz mesela atıyorum uzaktasınız. Şöyle uzaklaşalım.
Mesela siz V-Shrine'den, en yakın V-Shrine'de bayağı uzaktasınız. Ve gitmek istemiyorsunuz oraya kadar da. O zaman M'ye basıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tıklıyorsunuz. İstediğiniz V-Shrine'e mesela gene aynı yere gidelim. Şöyle basıp üzerine Confirm deyince şu kadar bir golda gidiyorsunuz. Ama siz mesela 146 golden gittiniz. Sonra hemen diyorsunuz ki ben bir de şuraya gideyim. O zaman 146 gold olmuyor. O zaman 1000 gold vermek durumunda oluyorsunuz. Ona dikkat edin. Hemen confirm demeyin. Bekledikçe bunun gold şeyi azalacak. En son 146'ya düşecek. O zaman confirm deyip oraya işini alabilirsiniz arkadaşlar. Başka diyeceğim var mı? Mount için şey yapmayın arkadaşlar. Düşer yani. Crown Store'da mesela şeyler var. Şurada Daily Rewards'lar var mesela. Kaç günün sonunda 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 28 25 25. günde mesela her gün giriş yapıp şunları alıyorsunuz. 25. güne geldiğiniz zaman mesela size mount veriyor arkadaşlar. Preview diyelim. Görüyorsunuz bu mount'u size veriyor. Hani mount'um yok diye şey yapmayın, üzülmeyin arkadaşlar. Bir de şey var, level kasarken 50 level olunca oyun size kendiliğine şey veriyor. İki tane ya da bir tane olması lazım. Crown crates veriyor, yani box veriyor. Şurada gösterdiğim şekilde. Bunları açıp içinden şansınız artık neyse mount düşebiliyor. Mesela bu crown'un içinde şu güzelim süper mount düşebilir yani arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Üzülmeyin, sizde yok diyor yani. Bayağı güzel mountlar veriyormuş. Mesela şu göstereceğim mount bana kutudan düştü. Yan karakteri kasarken 50 level yaparken bir anda kutu verdi ve içinden bu çıktı. Legendary olarak, sarı olarak. Bayağı güzel bir mount. Ayrıca bir söyleyeceğim bir şey daha var. Riding skill'lerini kasarken arkadaşlar kastığınızda bu mount'unuz da gelişiyor. Mesela atıyorum skill şey, speed'iniz 60 olduğunda mesela şöyle bir kafalık zırh geliyor mount'un üzerine. Default'tayken hiçbir şey yok üstünde. Sadece böyle kırmızılıklar falan filan. Ama mesela speed'ini fulllediğiniz zaman ya da belli bir 50'ye falan getirdiğiniz zaman şöyle ayaklarında gördüğünüz şekilde zırhlar gelebiliyor. Aynı şekilde stamina'nızı arttırdığınız zaman mesela şöyle bir kuyruğunda bir zırh gelebiliyor arkadaşlar. Yani siz bunları geliştirirken aynı zamanda mantonuzun görünüşü de genişliyor. Buna da dikkat edin diyelim. Benden bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Takip edin kanalı. Yeni şeyler atacağım. SO ile ilgili özellikle. Çünkü bayağı 1300-1400 saatim oldu bu oyunda. Hani bir şeyler biliyoruz. Sizin de yeni başladığınızı düşünürsek size bayağı bir yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Ayrıyetten de quest yaparak level atlamak istemiyorsanız arkadaşlar bana ulaşın. Ben sizi önceden de söyleyeyim. Şu spell seeker'da kasabilirim. Burası genelde level atlama yeridir. Yüksek level'lar, düşük level'lar genelde kasar burada. Ben sizi kasarım burada. Sıkıntı yok. Bana ulaşırsanız yardımcı olurum. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.